Podcast odamıza hoş geldiniz. Gerçeklerin odak noktası, cesur fikirlerin ve özgür seslerin buluşma yeri Ahval'desiniz. Bizi internet ve sosyal medyadan da izleyebilirsiniz. Ayrıca mobil telefon uygulamalarımızı yüklemeyi de unutmayın. Haydi başlıyoruz. Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri. Bir Yaşar Yakış'la Türkiye'ye Bakış programında daha karşınızdayız. Ben Gülten Sarı. Her zaman olduğu gibi hattımızın diğer ucunda da Dışişleri Eski Bakanı Yaşar Yakış var. Yaşar Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Gülten Hanım. Evet, bugün neyi konuşacağız? İran meselesini konuşacağız. Hem Akdeniz hem Hürmüz Boğazı hem de Orta Doğu giderek ısınıyor. Zaten kaos içerisinde olan bir bölge, ancak sanki yeni bir savaşın ya da savaş algısı yaratacak tehditlerin savrulduğunu görüyoruz. Ancak tabii biz hangisinin doğru olduğunu, hangisinin doğru olmadığını bilemiyoruz. El yordamıyla anlamaya çalışıyoruz meseleleri. Tam da bu noktada Yaşar Bey birazcık da olsa bu pusu bizler için giderecek ve aslında kimin ne niyetle ne yapmaya çalıştığına dair öngörülerini bizimle paylaşacak. Yaşar Bey, İran'da aslında Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesiyle başlayan bir süreç yaşanıyor. Tek taraflı olarak Trump anlaşmadan çekildikten sonra askeri varlığını da bölgede güçlendirmeye başladı. Mesele dönüp dolaşıp sanki petrol meselesiymiş gibi görünüyor. Çünkü Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de sürecin içerisinde petrol gemilerine dronlarla saldırılar düzenlendiğini duyurdular. Ancak diğer taraftan İran'ın Suriye'de de bir askeri varlığı var. Her ne kadar biz bunu Rusya kadar etkin olduğunu haberlerden okuyup göremesek de sahada bir askeri varlığı var ve nüfuzunu giderek arttırıyor. Irak'ta zaten rejim üzerinde hayli etkili Şii bir rejim var Irak'ta da. Siz neler söylersiniz? Bir Trump tarafından bir tehditle mi karşı karşıya İran, yoksa ileri zamanlarda bir savaşa dönüşebilecek sürecin ilk adımları mı atılıyor? Yani işler kontrolden çıkarsa savaşa dönüşmesi ihtimali her zaman var. Ama hepimizin temennisi işin oraya varmamasıdır. Daha ziyade ben Amerika'nın İsrail tarafından tahrik edilmek suretiyle İran üzerinde baskı kurmaya çalıştığı kanaatindeyim ve bütün bu ortaya çıkan gürültülerin de onun yan etkileri olduğunu düşünüyorum. Yani doğrudan doğruya İsrail'in İran'a saldırmasının bir intihar saldırısı olacağı kanaatindeyim. Çünkü İran stratejik derinliği olan bir ülke. İran'da nükleer tesisleri tahrip etmek için bir saldırı yapılacaksa, yani ona cerrahi, surgical operation dedikleri cerrahi, böyle tam sadece nükleer tesislerin bulunduğu yere zarar verip başka tarafa zarar vermeyen böyle bir saldırının bir sonuç vereceğini düşünmüyorum. Çünkü teknoloji onların elinde olduğu sürece fiziki altyapıyı tahrip ederseniz İran yerin daha da fazla derinliğinde bir yer kazımak suretiyle nükleer tesisleri oraya taşır ve yine uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sürdürebilir. Dolayısıyla İsrail'in İran'a yapacağı bir saldırının sonuç alıcı ve İran'ı dize getirebilecek bir saldırı olabileceği kanaatinde değilim. Bu bence İsrail'deki aşırı sağ kanatların hükümete yaptığı ve Netanyahu'nun da zaten ona önceden hazır olması nedeniyle izlediği bir politika ve Amerika'da burada alet olarak kullanılıyor. Ama Amerika'da hemen hemen her hükümet İsrail lobisinin etkisinde, şu veya bu ölçüde etkisinde hareket etmiştir. Amerika Birleşik Devletleri bölgede İsrail'e zarar gelmesini istemez ama İsrail'in başka ülkelere zarar vermesini de meydan vermemesi gerekir. Şu anda yaptığı şey maalesef İran'a zarar vereyim derken İsrail ve onun arkasında Amerika bölgedeki başka ülkelere de zarar veriyor. Onlardan bir tanesi de Türkiye. Hı hı. Yani İran'a karşı yaptırımlardan olumsuz şekilde etkilenen bir ülke olması nedeniyle. Dolayısıyla oldukça karışık bir denklem var. Peki Yaşar Bey, siz de söylediniz. İran'da ABD ve Avrupa ülkeleri zaten bir nükleer anlaşma imzalamıştı. İran'ın bu anlamda nükleer çalışmaları büyük ölçüde durdurulmuştu, denetleniyordu. Ne oldu da o zaman tekrardan İsrail'in İran'a yönelik bu kampanyasında ABD gibi bir desteği yanında buldu? O zaman mesele Suriye'ye mi geliyor? İsrail tam olarak şu an neden rahatsız, eğer mesele uranyum zenginleştirilmesi ve nükleer çalışmalar değilse? İran'ın bölgede nüfuzunu güçlendirmekte olduğu bir gerçektir. Bunu önce Irak'ta gerçekleştirdi, sonra Suriye'de de gerçekleştirdi. Daha önce esasen Lübnan'da Hizbullah aracılığıyla oldukça güçlü mevcudiyeti vardı ve oradan da İsrail'e saldırılar da düzenleyebiliyordu. Böyle bir imkanı vardı. Şimdi de bu Orta Doğu'daki İran'ın konumunun güçlenmesi İsrail'i daha fazla rahatsız etmeye başladı. Bu şeylerden biri, boyutlardan biri. İkincisi de İsrail ile bazı Körfez ülkeleri ve başta Suudi Arabistan olmak üzere bazı Körfez ülkeleri arasında ilişkilerin düzelmeye başlaması nedeniyle bu kez İran'a karşı olan düşmanca hareketlere Körfez ülkeleri de katıldı. Körfez ülkelerinin de rahatsızlığı var İran'ın nüfuzunun genişlemesinden. Dolayısıyla hepsi birlikte, bütün bu unsurlar İran'ın tehdidini bu karşı taraftaki, İran'ın karşısındaki ülkeler nezdinde daha fazla algılanmasına, bu tehlikeyi daha fazla hissetmelerine sebebiyet verdi. Nedenlerden bir tanesi de budur. Peki ne dersiniz bu koalisyon, yeni oluşan koalisyon, ABD ile İsrail zaten sıkı müttefikler, buna bir de bahsettiğiniz Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri katıldı. Acaba bu koalisyon şu fikirde mi, biz İran'ı bu koalisyonla birlikte belki üstesinden gelebiliriz. Bir savaşta dahi yenilgiye uğratabiliriz. Çünkü karşımızda çok güçlü bir blok yok. Bu tabloda Rusya'nın tutumunun ne olacağı da belirsiz. Çünkü şu ana kadar ABD'den gelen taziklere karşı Rusya kendi gövdesini İran'ın önünde siper etmiş görüntüsü vermiyor. Aksine sessiz kalmış gibi görünüyor. Ne dersiniz, böyle bir koalisyonla İran'ı acaba yutabilir miyiz noktasına varılmış olabilir mi bu güçler? Yani onun çok kolay olmadığını düşünüyorum. Çünkü bu Rusya'yı bir tarafa bırakırsak İran'ın karşısındaki öte ülkelerin nüfusunu topladığın zaman İran nüfusunu yarısı etmiyor aşağı yukarı. Hı hı. Yani 8 milyon nüfuslu İsrail, ondan sonra işte 20 milyon civarında nüfuslu Suudi Arabistan, 3,5-4 milyon nüfuslu Birleşik Arap Emirlikleri. Tam nüfusunun kaç olduğunu bilmiyorum ama o civarlarda olduğunu düşünüyorum. Mısır'ı nereye koyacağız Yaşar Bey bu noktada? Hangi tarafta? Mısır'ı nasıl değerlendireceğiz? Bu koalisyon içerisinde tutumda. Mısır galiba biraz daha mesafeli duruyor. Çünkü Mısır böyle bir maceraya girmek için bir neden bulmuyor. Belki her ikisiyle iyi ilişkilerini, yani hem İran'la hem de yani İsrail'le olan ilişkileri çok kendine özgü bir ilişkidir. Camp David anlaşmasını imzaladıktan sonra İsrail ile ilişkileri bir sıçrama gösterdi. Ama Suudi Arabistan'la birlikte aynı sepete koymak mümkün değildir İsrail ile ilişkileri açısından. Mısır büyük bir devlet olduğu için daha bağımsız bir politika izleyecektir. Muhtemelen yapılacak girişimlerde kendi ulusal çıkarlarının zarar göreceğini düşünürse ona göre hareket edecekler. Kendisine bir ulusal çıkar sağlayabileceği kanaatinde olursa orada müdahil olacaktır. Böyle İsrail'in peşinden sürüklenebilecek bir ülke değil. Hı hı. Birinci soruya, ondan önceki sorunuza dönmek istiyorum. Bu ülkeler bir araya gelip de İran'ı alt edebilirler mi? İşte İran, yani Türkiye'nin 1,5 misli veyahut 2 misline yakın arazisi var. Petrol zengini bir ülke, çok güçlü bir devlet tecrübesi var. Nükleer enerji, nükleer teknolojiye sahip, çok güçlü bir diplomasisi var. Ondan sonra birçok alanlarda, yani devlet geleneği falan da olan bir ülke. Onun için öyle mesela Suud askerlerinin ve İsrail askerlerinin İran'ı işgal etmeleri gibi bir senaryo ben tahayyül edemiyorum. Hangi bölgesini nereye işgal edeceksiniz? İşgal ettiğiniz yerden geri kalan kısmındaki İran ne olacak? İran halkı zaten uzun zamandan beri İsrail'e karşı bilenmiş durumda. Dolayısıyla o 80 milyon insanın içinde belki biraz şakçı falan bulup da İsrail lehine veyahut da Amerikan lehine sokaklara dökülüp de nümayiş yapacak insan bulunur ama o 84 milyon nüfuslu İran'ın çok büyük bir kısmı Amerikan aleyhtarı olarak yetişmiştir. İran davalarına, milli davasına sahip insanlardır, bilinçli insanlardır. Yani alt etmek deyince ne söylediğinize, öyle kastettiğinize bağlı. Bir zarar verebilirler mi? Tabii verebilirler. Altyapısına zarar, köprülerini, fabrikalarını yıkabilirler ama İran devleti şu veya bu şekilde bu sıkıntıdan yine şu veya bu şekilde sıyrılır. Uzun vadede İran'ın İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi devletlerin saldırmasıyla dize gelmesi, çökmesi gibi bir ihtimali ben düşünmüyorum. Peki Yaşar Bey, evet bu bahsettiğiniz ülkeler görece İran karşısında zayıf ülkeler. Ancak ABD'nin Atlantik'in öte tarafından kalkıp savaş gemileri, işte Patriot füze bataryaları göndermesi aynı zamanda sadece İran değil tehdit edilen, her ne kadar ismen zikredilmese de aynı tehdit sanki Türkiye için de geçerli gibi. Doğu Akdeniz'deki bu hidrokarbon enerjinin çıkartılması konusunda zaten açık açık Rum tezlerine, Kıbrıs tezlerine destek verildiği ortada. ABD'de, Avrupa Birliği'de. Siz buradan baktığınızda bu kadar askeri unsurun yola çıkarılıp buraya kadar gelmesini sadece İran'ı ya da örtülü olarak Türkiye'yi tehdit olarak mı yorumluyorsunuz? Yoksa hakikaten bunun altında askeri bir niyet de, siz de bahsettiniz tabii ki, asker çıkarıp karadan işgal şeklinde değil ancak hava operasyonlarıyla, nokta atışlarıyla, belki rejimin belki mi olan hedeflerin seçilmesiyle böylesi bir niyet var mı? New York Times'ın da yalanlanan bir haberi vardı. 120.000 askerden bahsediyordu. Trump tweetiyle yalanladı ancak Trump'ın geçmişine baktığımızda yalanladığı pek çok şeyin daha sonra gerçekleştiğini de görebiliyoruz. Bu anlamda doğruluk testini çok da geçemeyen bir başkan profili de var. Ne dersiniz? Şimdi zaten haberler ortaya çıktığı zaman Bolton'un yani Beyaz Saray'ın güvenlik işleri danışmanı Bolton'un bir projesi olduğu söyleniyordu. O 120.000 kişilik orduyu sevk etme konusu. Onun henüz bir proje halinde olduğunu düşünüyorum ben. Ve böyle hazırlıkları falan yapılmışsa gemiye bindirilmek üzere olan 120.000 kişiden bahsetmiyoruz benim tahminime göre. Şimdi 120.000 askeri gemilere bindirip yola çıkarmak üzere diye bir durum yok. Sadece bir proje olduğunu ve Bolton tarafından henüz başkana arz edilmediği şeklinde bir tamamlayıcı bilgi de vardı orada. Dolayısıyla Trump'ın inkar ettiği şeklinde değil de hakikaten de Trump'a henüz arz edilmemiş olduğu şeklinde de anlamak mümkündür bunu. Ve sadece fikir aşamasında bir şey olabilir. Şu sıralarda da öyle 120 bin kişilik bir orduyla İran'a saldırılması projesinin gündemde olmaması gerektiği kanaat mı? Yani bunu gerektiren şartlar mevcut değil şu anda çünkü. Peki yani diğer meselenin diğer boyutu nokta atışlarıyla rejimi zayıflatmak gibi bir seçeneğe başvurulabilir mi? Ne dersiniz? Başvurulabilir ama yani sırf rahatsız etme amacıyla yapılabileceğini düşünüyorum. Yani hedeflenen tesis, fiziki enfrastruktür tahrip edilebilir. Onun yan ürünü olarak da sivil insanlar da ölebilir. Ama bunların İran'ı çökertebilecek bir saldırı haline dönüşmesinin ihtimalini ben uzak görüyorum şimdilik. Belki İsrail'in fazla hayışkar, fazla hevesli davranışının bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Amerika'da da derin devletin kendisine göre bir derin devlet aklı var. Orada şu bugünkü koşullarda İran'a böyle 120 bin kişilik bir orduyla çıkarma yapılmasının mantıklı olmadığını söyleyecek insanlar da bulunacaktır öyle zannediyorum. Peki Yaşar Bey, 120 bin kişilik orduyla müdahalenin pek de seçenekler arasında olmadığı konusunda hemfikiriz herhalde. Ancak İran'ın tepkisine dair neler söyleyebilirsiniz? İran'dan ne beklenir? Neredeki fay hatlarını harekete geçirip hem İsrail'i hem bölgedeki müttefiklerini hem de ABD'yi rahatsız edebilir? Ve böylesi bir tabloda, böylesi kötü bir senaryoda Türkiye'nin ne yapması, ne yapabileceği öngörülür. Ne dersiniz? Şimdi Türkiye'nin işe bulaştırılması konusu Türkiye'deki karar vericilerin basiretine ve aklı selimine bağlı olarak ayrıca değerlendirmek lazım. Yalnız önce Türkiye konusundan ayırarak söyleyelim, düşüncelerimi açıklamaya çalışayım. Amerika'nın İsrail'le birlikte veyahut da İsrail ön planda olmak üzere İran'a saldırmasının akılcı ve sonuç alınabilecek bir girişim olmayacağı kanaatindeyim ben. Ama ortalığı velveleye verir, bir sürü insan ölür. Sonuçta yine bugün olduğumuz noktaya geri döneriz er veya geç diye düşünüyorum. Bu İran'a karşı yapılacak olan bir hareketin nereye varacağı veyahut da ne gibi sonuçlar elde edilebileceği sorusunun cevabı. Türkiye'nin işe bulaşması ise Türkiye'nin İsrail ile İran çatışmaya başlamış. Türkiye'de ya bir tarafta veya öbür tarafta yer alacak diye bir mecburiyeti yoktur. Türkiye'nin bu işlere bulaşmaması lazımdır. Ve Türkiye'nin İran'a karşı yaptırımlar meselesinde bu yaptırımlar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla empoze edilmediği sürece bu yaptırımlara uyma mecburiyeti de yoktur. Ama şimdiki şu anda uygulanmakta olan yani İran'dan petrol alınmaması, gaz alınmaması konusundaki yaptırıma uymak mecburiyetinde değiliz dememize rağmen galiba fiiliyatta nasıl uyuyorsak sırf dolar üzerinden yapacağımız para muameleleri, para hareketleri nedeniyle zorlukla karşılaşmayalım diye. Yani eğer böyle bir şeye maruz kalırsak İran'dan aldık, petrol aldık. O petrole aracılık eden devlet olsun veya başka bir kurum olsun, onların dolar üzerinden yapacağı işlemleri Amerika'dan geçmesi mecburiyetinde olduğu için sıkıntıya girer. Bunun için Türkiye Ben bu yaptırımlarla bağlı değilim. Yaptırımlar tek taraflıdır. Ben ona taraf olamam veya alet olamam demesine rağmen galiba elinden geldiği kadar bu yaptırım yasağına uymaya çalışıyor Türkiye. Dolayısıyla Türkiye bu politikasını sürdürmesi lazım. Yani kendisine zarar verecek nedenlerle İran-İsrail arasındaki veya İran-Amerika arasındaki çatışmanın tarafı haline gelmemelidir. Eğer bir NATO çatışması haline dönüşürse pek tabii ki NATO Antlaşması'nın 5. maddesinden kaynaklanan mükellefiyetlerimiz de vardır ama ben NATO'nun diğer ülkelerinin de Amerika'nın peşine takılıp da İran'a bir saldırı düzenleyip bir NATO-İran savaşı haline dönüştürmesine öteki NATO ülkelerinin de razı olmayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla Türkiye'nin Amerika-İran veyahut da İsrail-İran çatışmasına doğrudan doğruya taraf olmasına gerek yok. Bundan kaçınması lazımdır. Kendi çıkarlarına göre, çıkarlarının zarar gördüğü bir yerde tepki göstermesi doğaldır. Ama onun ötesine geçip aşırı iştiyak gösterip sırf nam olsun diye taraflardan birinin veya ötekinin yanında yer almaması lazımdır. Hı hı. Peki Yaşar Bey, Hürmüz Boğazı meselesine birazcık geldiğimizde dünya petrol ticaretindeki ya da taşımacılığındaki yeri için ne söyleyebilirsiniz ya da İran için ne anlam ifade ediyor Hürmüz Boğazı? Hürmüz Boğazı'nda İran'ın etkisi kırıldığında bundan İran ve bölge nasıl etkilenebilir? Şimdi Hürmüz Boğazı Körfez'den dışarıya çıkacak olan yani dünya piyasalarına gidecek olan petrol tankerlerinin geçiş yeri ve kıyılardan bir tanesi İran toprakları olduğu için oradan Boğaz'ın geçişini zorlaştırması imkanı var. Yani kıyıdaki tesislerden orayı tehdit altında tutup büyük tankerleri falan batırma tehlikesi var. Ama tabii ona karşı eğer Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatırsa Batı ülkelerinin ve Körfez'den petrol alan öteki ülkelerin tepkisini de çekecektir. Onun için İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatmaya varacak kadar ileriye gitmemesini temenni ediyorum. Bu son Fuceyra açıklarındaki aralarında Suudi Arabistan tankerlerinin de bulunduğu gemilere saldırılması meselesinde ise derler yani savaşların ilk kurbanı hakikatlerdir diye bir tabir vardır. İlk kurban olan o hakikatlerin ne olduğunu bilemezsiniz çatışma alanlarında, çatışma dönemlerinde. Şimdi de gerçeğin ne olduğunu yani kimin drone'u, kimin uçağını kimin adına vurdu, kimin gemisini kimin adına vurdu onu belki hiçbir zaman bilmeyeceğiz. İran yapmış olabilir mi? İran'ın bugünkü zayıf konumunda bir de başına bela açıp da bir hasım devletin gemisini vurması için hiçbir sebep görmüyorum ben. Eğer yapılmışsa patavatsız yapılmış bir iştir. Ama sırf İran'ın üzerine kabahat yüklemek için başka ülkelerin, başka istihbarat örgütlerinin, derin devletlerinde parmağının olabileceği ihtimalini ben düşünüyorum. Peki yine İran üzerinden ilerlersek, rejim içerisinde çok da aslında büyük bir kitle rahatsızlık duyuyor. O baskılardan aslında bu anlamda Türkiye'ye de benzer yönleri var. Muhalif olan çok sayıda kişi var. Ve bir de Kürtler var aslında çok da gündeme gelmeyen. Oradaki Kürtleri Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bizdeki gibi belli talepleri olan ve rejime karşı konuşlanan bir yapıdalar mı, yoksa sisteme entegre edilmiş, eklemlenmiş bir yapıları mı var? Yani böylesi bir harekatta, İran'ı çevreleme harekatında bu devletlerin Kürtlere ve muhaliflere bir araç, üçüncü bir kol gibi kullanabilme ihtimallerine dair ne söylersiniz? Şimdi sorunun birinci kısmı ile ilgili bir şey söyleyeceğim Kürtlere gelmeden önce. İran'da rejim devrilirse zannetmeyelim ki 84 milyon insanın tamamı Amerika aşığı gibi Amerika lehinde sokaklarda nümayiş yapacaktır. Böyle bir şey yok. Rejim devrilirse yine İran toplumunda derin kökleri olan Batı düşmanlığı ve özellikle Amerika düşmanlığı ve İsrail düşmanlığı devam edecektir. Yani işte Hasan Ruhani devrilip de başka birisi gelse 3 aşağı 5 yukarı İran toplumunun tepkisi böyle devam edecektir. Onun için bu rejim devrilirse o zaman bambaşka bir İran ortaya çıkacaktır diye bir beklenti içinde bulunmak doğru değildir. Bu İran'ın genel kısmıyla alakalı. İran'daki Kürtler konusuna gelince, İran'daki Kürtleri şimdi 4 ülkede önemli Kürt azınlığı var Orta Doğu'da. En büyüğü Türkiye'de, sonra galiba Irak'ta, sonra İran'da, daha az da Suriye'de. Şimdi bu Kürtlerin bulundukları her ülkedeki konumları ve devletle olan ilişkileri birbirinden farklı. Ve günün birinde de bu ülkelerden bazılarında Kürtler bağımsızlığını elde ederse zannetmeyelim ki hemen ertesi günü ortak bir Kürtistan doğacaktır. Böyle bir beklenti de yanlış olur. İşte bugün 21 tane Arapça konuşan ülke var ama onların hiçbiri tek devlet halinde hareket etmiyor. 21 tane bağımsız devlet halinde. İleride Kürtler de bazı ülkelerde Kürtler de bağımsız olursa belki ayrı ayrı yaşamaya devam edeceklerdir ve bir Kürdistan oluşmayacaktır muhtemelen. İran'daki Kürtler eğer sıraya dizilirse bağımsızlığa yakınlık açısından en yakın olanlar Irak'tır. Yani zaten Irak, Kürdistan Otonom Bölgesi'nin sınırları belli. Hatta bazen Bağdat'tan gelen insanlardan pasaport dahi soruyorlar Kürdistan bölgesine girmek için. Parlamentoları var, başbakanlar var, üniversiteler var, bütün kurumları mevcut, meclisleri var. Dolayısıyla bir şey, geçen 2017 yılındaydı galiba, bağımsızlık referandumu da yaptılar. Direkten döndü referandum. Ama çok yakınlar. Yani bir Birleşmiş Milletler'deki sandalyeleri ve bayrakları eksik. Onun dışında Irak, Kürdistan'ı bağımsızlığa çok yakın. İran'daki Suriye parçalanırsa orada da bir belki Irak'takine benzer bir Kürt otonom bölgesi doğabilir. İran'dakilerini bilmiyoruz çünkü İran'da 2 tane eyalet var. Eyaletin ismi Kürdistan ve Tahran'ın içinde Kürdistan bulvarı var. Ondan sonra sokaklarda dolaşırken Bağdat'ta Kürdistan otobanına gider diye yol işaretleri falan görüyorsunuz. Yani ismi falan her şey var ama bağımsızlık hareketinin rejimin kapalı olması nedeniyle bağımsızlık hareketinin ne kadar ileri olduğu konusunda çok sarih bilgi yok. Ama zannetmiyorum ki İran'da bir hareket olursa ertesi günü Kürtler de bağımsızlıklarını ilan edecek ve hatta rejime karşı geleceklerdir. Böyle bir şey yok. Yani Kürtler de Türkiye'deki Kürtler gibi bugün iktidar partisine oy veren Kürt vatandaşlarımız da var. Ona karşı olanlar da var. Ve PKK gibi tamamen Türkiye'yi parçalamak isteyenler de var. Oradaki Kürtler arasında da buna benzer bir sıralanma olduğunu ben farz ediyorum. Yani Kürtsen Sen rejime karşısın, değilsen rejim yanlısın. Öyle bir ayrım yapmak mümkün değildir. Oradaki Kürtler de eminim ki kendi şahsi temayüllerine göre rejimi şu veya bu ölçüde desteklerler. Ama bir karışıklık olursa ülkede, o karışıklık yatıştıktan sonra zannetmeyelim ki şimdikinden farklı bir rejim olacaktır. Yine Amerikan düşmanlığı toplumda derin kökler salmış olduğu için devam edecektir. 3 aşağı 5 yukarı bugünküne çok yakın bir rejim ortaya çıkacaktır. Kürtlerin durumu da bugünkünden çok fazla farklı olmayacaktır. Yaşar Bey, son 2 soru. Petrol bu meselenin neresinde baktığınız zaman? Bir diğeri de daha önceki savaşlardan hatırlıyoruz. ABD ve müttefikleri bir yere müdahale ettiğinde en azından bir gerekçe öne sürerlerdi. Birleşmiş Milletleri önemserlerdi. İşte Powell'ın, eski ABD Dışişleri Bakanı'nın Irak'ta kitle imha silahları tezi vardı. Sonradan bunun bir yalan olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak bu kez İran'a yönelik kampanyada herhangi bir gerekçe yok. Yani elle tutulur şundan dolayı denilebilecek bir durum yok. Sadece bir düşman, o bizim en büyük düşmanımız deniliyor. Burada İsrail şımarıklığı mı, bundan mı bahsedilebilir? Yani somut neyi gösterebiliriz biz bu kampanya, İran karşıtı kampanya için? Aslında Irak'a Amerika'nın 2003'te saldırması için ileri sürdüğü bahaneyle mukayese edersek, İran için biraz daha somut olarak var bu bahane. Çünkü Irak'ta mevcut olmadığı sonradan ortaya çıkan ve sonra itiraf da edilen kitle imha silahlarından bahsediyorduk, değil mi? Evet. İran'da ise zaten başlanmış olan ve işte %3,60'a kadar olan, 65'e kadar olan bir uranyum zenginleştirmesini de gerçekleştirmişler. Yani tesisler orada, teknoloji orada ve nükleer silahlardan daha fazla kitle imha, daha önemli kitle imha silahı düşünülemeyeceğine göre yani İran'da bu bahane daha elle tutulur bir şekilde mevcut. Ama ancak nükleer anlaşma bu şeyi zaten geriletmek ve stabilize etmek, hale yola sokmak için yapılmamış mıydı? Orada İran süreci takip edip kurallarına uymuyor muydu? Yani buna dair bir kanıt da yok. Hani Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan vesaire bu yönde bir açıklama da yok. Kafaları karıştıran aslında bu nokta olsa gerek. Yani bir ülkenin nükleer enerjiye sahip olmasını önleyen bir şey yok, kural yok. Hindistan sahip oldu, Pakistan sahip oldu, İsrail eskiden beri nükleer enerjisi var fakat ilan etmiyor, açıkça resmen kabul etmiyor ve hatta söylemiyor bir şey. Dolayısıyla nükleer enerjiye sahip olmak yasaktır diye bir kural da yok uluslararası. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin böyle kararı da çıkmaz. Orada İran'a başka ülkeler, bu arada mesela İsrail nükleer enerjiye sahip olsun, ondan sonra Pakistan da sahip olsun, Hindistan da sahip olsun ama İran sahibi olmasın. Böyle bir düşüncenin savunulması zor aslında. Çünkü her ülke bu konuda kendi ihtiyacına göre nükleer enerjiye sahip olur. Nükleer enerjiyi silah noktasına getirmek de onun elindedir. Hindistan ve Pakistan bunu yaptı, İsrail de bunu yaptı. İsrail ve sadece İsrail açıklamadı, ötekiler açıkladılar ve uluslararası camiada Hindistan'ın ve Pakistan'ın nükleer güce sahip ülkeler meyanında yer aldığını söyledi. Yani İran'a karşı yürütülen kampanyanın uluslararası etik açısından da tartışılması gereken bir tutum olduğunu söylemek zorundayız. İran'ın belki zayıflığı veyahut da şanssızlığı İsrail gibi bir ülkeyi tehdit ediyor olması, İsrailleri denize dökeceğiz, İsrail'i haritadan sileceğiz söylemleriyle yola çıktılar ya bundan önceki İran yönetimleri. Biraz da onun sıkıntısını çekiyor. Daha yakın, İsrail gibi bir devlete yakın bir tehdit oluşturması İran'ın zayıflığı. Yoksa İran gibi bir devletin nükleer enerjiyi keşfetmiş, geliştirmiş, teknolojiyi geliştirmiş. Şimdi de daha az düzeyde mesela %21 civarında olunca tıbbi amaçlarla kullanılabiliyor nükleer enerji. Türkiye'de nükleer araştırma enerjisi Gebze'de faaliyette bulunan bir şeyimiz var ama bizim silah yapma iddiamız yok. Onun için kimseyi tehdit etmiyoruz. İran'dan ise İsrail tehdit algılıyor. Şimdi tehdit algılayan ülkelere Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de eklendi. Özellikle Katar'la öteki Körfez ülkeleri arasında ortaya çıkan ihtilaf nedeniyle bu çatışma veyahut da bu gerginlik biraz daha ileri bir noktaya geldi. Ama İran'a niye nükleer enerji sahibi oluyorsunuz diye çatmanın bir alemi yok. Bu ancak Irak'ta mevcut olmayan kitle imha silahları nedeniyle saldırılması ne kadar haksız idiyse bu nedenle İran'a saldırılması da aynı derece haksız olacaktır. Son olarak demiştik, bu petrol bu meselenin neresinde? Merkezinde mi? Evet. Petrol bu meselenin biraz göbeğinde aslında. Yani tam göbeğinde çünkü petrol zenginliği şu anda İran'a uygulanan ambargo petrol gelirlerinin dolar olarak ödenememesi meselesi değil mi? Yani petrolün bu işin ne kadar merkezinde olduğu, petrolün nasıl bir gelir kaynağı olmasından kaynaklanıyor. Çünkü o gelir sayesinde İran neler yapabiliyorsa biraz onun sayesinde yapıyor. Onun için petrol çok önemli. Petrol yani muz gibi ne niyetine yerseniz o olur. Kötü niyetle kullanıldığı zaman baş belası oluyor. Venezuela'nın çok petrolü olması şu anda başına gelenlerin sebeplerinin önemli bir tanesi de petrol zengini olması. Yani petrol baş belası mıdır yoksa Allah'ın bir nimeti midir? İşte nasıl kullandığına bağlı. Bazen nimet gibi oluyor iyi kullanan ülkeler. Ondan sonra kötüye kullanıldığı zaman ve hatta başkaları tarafından kötü algılandığı zaman bir musibet, bir şanssızlık olarak karşımıza çıkıyor. Ama İran'la ilgili ihtilafta petrolün yeri nedir dediğin zaman petrolün İran'ın yapmak istediği birçok şey yapmaya araç teşkil etmesi nedeniyle çok önemli. Bir de İran petrol bölgesi olan Körfez bölgesinde çok nazım ve etkili bir rol oynuyor. Yani şimdi Irak'ı da içine aldın, etkisi altına aldığını düşünürsek ve ileride Suriye'de de aynı şekilde olacağını düşünürsek petrol kaynaklarını ve petrol sevkiyatını, dünyaya gidecek olan petrol sevkiyatını engelleyebilecek ve ona sekte vurabilecek konumda olması da rol oynuyor. Yani kendi ürettiği petrolün dışında bir de petrol yollarını kontrol edecek konumda olması da bir sorun teşkil ediyor. Onun için diyorum ben petrol bu işin göbeğinde aslında. Peki Yaşar Bey, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız bu haftada İran konusunda değerli görüşlerinizi dinleyicilerimizle bizlerle paylaştığınız için. Ben de teşekkür ederim. Evet sevgili Ahval dinleyicileri, bir Yaşar Yakış'la Türkiye'ye Bakış programının daha sonuna geldik. Haftaya bir başka konuda görüşmek, buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Ahval'in podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.